Merhaba, hoş geldiniz Orhan Bey. Hoş bulduk. Ben çiftliğin sahibi Mehmet Kara. Geleceğinizi telgrafla bildirmişlerdi. Hemen istirahatinizi temin etsinler. Yarın araziyi gezeriz. Yoruldunuz mu? Ne, hayır, yorgunluk değil. Tabii. Girdiğiniz milyonluk ortaklığın yükü kolay değil. Ama akşama acısını çıkarırız. Arkadaşlar gelecekler. 2-3 kadeh parlattık mı açılırsın. Teşekkür ederim. Parlak bir misafir olacağımı sanmam. Neşenizi kaçırabilirim. Öyleyse biraz kurşun sallarız. Silah dinlendirir insanı. Uçan kuşu gözünden vuramam ama öyle pek karavanamda yoktur. Silahı sever misiniz? Hayır, pek sevmem. Aa, silah erkeğin süsüdür der eskiler. Şuraya bakın, silah değil şiir. Ben hastasıyımdır. Silahsız çıplak hissederim kendimi. Siz? Neden sevmiyorsunuz silahı? Tehlikeli olduğu için. Tehlike mi? Aslında tehlike silahta değil, insanların içindedir. Bir kürek, bir kazma, hatta bir taş parçası da insan öldürebilir. Öyle değil mi? Öyle. Buralarda hepimizin tabancası da vardır, ruhsatı da. Tehlike silahın kendinde olsa her tarafta kan gövdeyi götürürdü. Tehlikeli olan silahlar değil, insanların kendisidir. Şunu bir dene hele. Kurşun sıkmak insanın yüreğindeki zehri akıtır. Çekinme canım, varsın karavan olsun. Yarışma değil, eğlence bu. Olacak şey değil. Hepsi tam isabet. Silah sevmem derken içinden alay ediyordun benimle. Hayır, böyle düşünmeyin. Babam namlu avcılardandı. Silahların arasında büyüdüm. Çok severdim onu. Bir av kazasında ölünce nefret ettim silahlardan. Haklısın. Ben de olsam nefret ederdim herhalde. Düşünüyorum. Babamın ölümünde belki de suç silahta değil... Onu vuran avcının acemiliğindeydi. Akşama geliyor musun? Arkadaşlar seni tanımaktan çok memnun olurlardı. Teşekkür ederim. Hemen dönmek istiyorum. Çantana ufak bir hediye koydum. Ne zahmet? Zahmet değil, zevk benim için. Hoşlandım senden. Çiftliğim senin sayılır. Sıkıldıkça atla gel. Teşekkürler.